Günaydın 1 Nisan 2024 günlerden pazar teşhisi saatlerimizde 10.04'ü gösteriyor. Ee, güzel bir hafta diliyorum öncelikle herkese. Seçim belirsizliğini ortadan kaldırdık. Dün itibariyle CHP ezici bir çoğunlukla Türkiye genelinin geleninde çok büyük sürprizler yaparak birçok yerde seçimleri aldı. Tabii yerel seçimdi fakat verilen cevaba baktığımızda tamamen vatandaş aslında şunu söyledi. Ee, Ekonomik kriz var, geçinemiyoruz, tencerimiz kaynamıyor, mutfak kötü durumda dedi. Aslında tokat gibi bunun cevabı e, geldi ve 22 yıl e, gerçekten 22 yıl sonra ak parti ikinci parti oldu. Ağırlıklı, ezici e, en önemli nedeni bu ben öyle düşünüyorum. Bununla ilgili İstanbul'la ilgili bir yorum yapmıştım, paylaştım da onu zaten bir gün önce seçim öncesi. özellikle İstanbul'daki şartların çok ağır olduğundan en azından İstanbul'un bir parça tahmin ettiğim için burada yani İmamoğlu'nun kazanacağından bahsetmiştim ki ben başa baş geçer diyordum değil. arada nereden baksanız biri 39 öteki %51. %10-11'lik bir farkla Ekrem İmamoğlu da almış oldu. Şimdi hayırlı uğurlu olsun diyelim bir kere öncelikle her şeyden önce. Tabi şimdi bugüne nasıl uyanacaktık? Dün akşam Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın konuşması çok önemliydi, balkon konuşması. Nihayetinde güzel bir konuşma, kucaklayıcı bir konuşma geldi. Şimdi kafamızda bazı soru işaretleri vardı. Dün biz Sami Altınkaya ile yaptığımız canlı yayında kendi beklentilerimizi paylaştık. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da aslında beklentilerimizi de doğruladı bir anlamda yaptığı açıklamayla. Neydi o? Bir kere seçim olmayacak. Yani ben bir erken seçim beklemiyorum. Gerçi Sami 2026'da bekliyorum dedi ama Cumhurbaşkanı şu an bir seçim yok. Minvalinde bir konuşma yaptı. Yani bir erken seçim olmayacak. Çok büyük bir ihtimalle anayasa referandumu da yapılmayacak zaten bu şartlar altında. Ve OVP orta vadeli plandaki ekonomi programımıza da sadık kalacağız dedi. Yani ekonomi yönetimiyle ilgili işte Mehmet Şimşek görevden gidecek, farklı bir ekonomi modeline geçeceğiz, NASA geçeceğiz gibi bir şey beklemeyin. Böyle bir şey de şu an hani Cumhurbaşkanı bunu da teyit etmiş oldu. Böyle bir şey olmayacak dedi neticede. Ve piyasa kaldığı yerden devam. E, kucaklayıcı bir konuşmaydı. E, genel anlamda sessiz, sakin, geçmesi seçimin ikinci turlara kalmaması, itirazların olmaması bence en güzel haber. Yani e, hani bu en çok ben buna sevindim açıkçası. E, bundan korkuyordum çünkü. Şimdi e, yankı, yankılara bakalım, yansımalarına bakalım. E, küresel piyasalarda yabancılardan da aslında benim söylediğim gibi benzer açıklamalar geldi. Genel anlamda olumsuz bir açıklama yok. Yani Erdoğan dedi ki e, ekonomi aynen planladığımız şekilde devam edecek. Çünkü ciddi bir enflasyon var ve bu enflasyonu düşürmek için bu ekonomi programının uygulanması lazım. Açıklamalar hemen hemen birbirine benzer açıklamalardı. Dolayısıyla baktığımızda şu an hiçbir sorun yok. Çünkü burada önemli olan şuydu arkadaşlar. Yani acaba Mehmet Şimşek görevden alınır mı? Merkez Bankasına herhangi bir yönetici alınır mı görevden? Ekonomi programımız değişir mi? Tekrar NASA mı döneriz? Başka bir şey mi olur? Pazartesi güne nasıl uyanırız? Şimdi bunların hepsinin şu anda değişmediğini. Cuma günü nasıl kapattıysak bugün de aynı şekilde devam ettiğini görüyoruz. Bu önemli bir güven göstergesidir. Dolayısıyla şimdi borsada açıldı. Yani şöyle göz ucuyla baktım. Dün akşamki canlı yayında beklentilerimizi de zaten paylaşmıştık. Şu an bir olumsuzluk yok. Ama açılışla kapanış arasında illaki bir fark olacak olacaktır. Çok açılışı aldanmamak lazım. Genel anlamda şimdi önümüzde bayram var. Bayram nedeniyle yine yani volatil bir hafta olacak diye düşünüyorum. Çok böyle e, kıran geçen bir borsa, yukarı doğru giden bir borsa değil ama pozitif olan, olumlu olan, pozitif anlamda yeni bir testlere piyasasıyla devam edeceğimizi düşünüyorum. Tabii 9000 üstü kaldığımız sürece gerçekten hani pozitif olmaya ben de devam edeceğim. 9000'in altı gelir mi? Evet yani olabilir, gelebilir. 8700'ler tekrar test edilebilir. Şimdi önümüzde bir de faiz engeli olacak. Faizi yakından takip edeceğiz. En önemli gösterge bu. Bundan sonra gelecek haberler özellikle faiz tarafında. Mevduat faizleri işte çok yükseldi. Daha daha da yükselecek. Merkez Bankası bundan sonra faiz artışlarında politika faizini arttırmaya devam edecek mi gibi e, tüm bunlar aslında borsa üzerindeki en önemli etken bu olacak. E, bundan sonrası için e, bunu takip etmeye devam edeceğiz. E, borsa tarafında kesinlikle e, 2024'ün tamamına baktığımız zaman yani önümüzdeki bir yıla baktığımız zaman e, kesinlikle pozitif e, olduğumu tekrar edeyim. Bunu her seferinde söylüyorum. Geri çekilmeler hep alım fırsatı demiştik zaten Mart ayı boyunca. E, bence bundan sonra da bir geri çekilme görürseniz alım fırsatı olmaya devam edecek. 8.700'ler e, dipler e, gibi e, duruyor demiştik. E, Mart ayında 3 kere buralara gelmişti. 3 tane dip görmüştük. Buradan dönmüştü. Tekrar buralara gelme ihtimali e, olursa çok iyi alım fırsatı olur. 8.500'ler 560'lar e, gelebilir demiştik. Gelmedi. E, her zaman olabilir böyle bir seçenek hala duruyor daha da fazlasını zaten beklemem yönün yukarı olduğunu düşünüyorum özellikle hisse bazında bundan sonra ayrışmaların daha fazla olacağını göreceğiz yani şirketlerde ayrışma olacak sektörel ayrışmalar ama özellikle hisse ayrışmaları önemli olacak kasasında nakde olan güçlü olan işte yaz aylarına giriyoruz yaz aylarında daha ön plana çıkacak şirketler gündemde olacak onu ayrıca değerlendiririz isterseniz. Şimdi e, dün akşam resmi gazetede Merkez Bankası e, da iskonto faiz oranını e, arttırdı. Yani hani bir sıkılaşma döngüsü bitiyor mu acaba hani pazartesi günü yeni bir şey uyanır mıyız e, derken hani gece en çok resmi gazeteyi ben yakından takip ettim acaba bir şey olur mu diye sürpriz bir şey çıkar mı diye çıkmadı. İşte aynen devam ediyoruz ekonomi politikası devam sıkılaşma devam. E, diyoruz. Şimdi burada aslında geliyoruz. E, problem neydi arkadaşlar? Problem elbette ki enflasyon ve yüksek faiz. E, yüksek faizle geldiğimiz bu noktada enflasyon hızla gitmeye devam ediyor. İşin kötü tarafı piyasada fiyatlar artmaya devam ediyor, fakat kur artmıyor. Yani dolar e, artmadığı halde yani artıyor ama az artıyor. Yani bir şekilde artıyor. Ona rağmen e, bu artık sorumsuzluk mudur? Bu artık hani kötü bir alışkanlık mı oldu? Nedir bunun cevabı bilmiyorum ama fiyatlarda inanılmaz artışlar görüyoruz böyle işte martı devirirken. Ben bunu kendim yakaladım birçok yerde. Sizle de paylaştım zaten dünkü yayında, ondan önceki yayında. Çok ciddi artışlar var. Peki neyin istinaden bu rakamları, bu fiyatları arttırıyorsunuz? Yani zam gelmeye devam ediyor. Böyle bir durumumuz var. Yani doları tut, enflasyon düşecek ama nasıl düşecek? Yani piyasada şu an zamlar devam ediyor. E, nitekim de beklenen e, gerek vergi artışları, gerek parası parasal sıkılaşma, gerek faizlerin yukarıda kalması devam edecek mi? Evet edecek. E, buralarda bir değişim şu anda yok, olmayacak gibi de görünüyor. Tabii en büyük sıkıntımız ne, neydi? Döviz kıtlığıydı, dövizin olmamasıydı. İşte o problem orada duruyor. İşte döviz problemimiz duruyor arkadaşlar. Döviz yok. Para yok yani yeşil yeşil ee, ne diyelim paralara ihtiyacımız var, dövize ihtiyacımız var. Ama o döviz beklenen döviz son 10 ayda gelmedi geçen seçimden bu yana ekonomi yönetimi değilse de o kadar aramalara rağmen mercekle arama yaptık. Tüm bunlara rağmen hiçbir şekilde o dövizi göremedik. E, olamayınca da ne oldu en büyük e, sorunumuz bu olmaya devam ediyor. Çünkü neden biz şu anda diyoruz ki maalesef e, maalesef buna inanmaya devam ediyoruz. İşte doları tutarsak e, enflasyonu düşürürüz. Hani faiz tutarsak enflasyonu düşürürüz. Hani o denemeleri yaptık o bitti. Şimdi faizi yükselttik, doları tutarsak <laughs> enflasyon düşer mantığı var. Şu an bunu piyasaya baktığımda işlemediğini çok net bir şekilde söyleyebilirim. Artı e, hem para içeri gelmiyor hem de bu doları tutarak maalesef e, enflasyonu düşüremediğimiz gibi rezervlerde de Merkez Bankası'nın rezervlerinde de bir şey kalmadı. Yani eksi e, 75 milyar dolar çok ciddi e, bir rakam. Yani dananın kuyruğunun koptuğu nokta öyle söyleyeyim. Yani dipteyim, sondayım, depresyondayım durumları. E, döviz yok. Nasıl müdahale edilecek? Bundan sonraki süreç nasıl gidecek? Yabancı nasıl yiyecek? Bir kere küresel piyasalara bakalım. Küresel piyasalarda e, daha o gevşeme, e, paranın dağılması, e, gelişmekte olan ülkelere gitmesi için zaman var. Tamam belki belli bir miktar borsaya falan gelecek. Hani bunun biraz hani adımlarını gördük seçim öncesi son bir hafta içerisinde ama daha çok erken bunu söylemek için. Tahvilden yabancı çıktı son haftada biraz borsaya giderken. Dünyada hala Amerika başta olmak üzere bir sıkılaşma var. Yani orada faiz yüksek. Hala 5.5'larda ve oradaki avantajlar çok daha yüksek. Burada bizim bir kur sıkıntımız Kur e, belirsizliğimiz devam ediyor. Yani bu belirsizlik kalkmadığı sürece güven gelmeyecek. Güven gelmediği sürece insanlar ellerindeki dövizini bozmayacaklar. %60 dolarize olmuş bir ülke olarak maalesef kocaman bir KKM'miz var. Bu KKM'nin ne olacağı belli değil ve e, bu döviz sıkıntısı devam ettiği sürece de e, bu kadar hani Nasıl bu işi halledeceğiz? Çözüm bekleyen konu bu. İşte burası daha halledilmedi. Seçim bitti ama bu devam ediyor. Nasıl halledilecek? Arkadaşlar iki tane zaten bir tane iki tane yöntemi var. Yani ya hurra bir yerden böyle deli gibi para akıyor olması lazım ki şu anda öyle bir şey yok. Hani gelse de bunu ne yapacağız? Yani kuru tutarak mı harcayacağız? Yazık günah. Gerçekten yazık günah. Bu kadar e, para döviz yakmanın bir şeyi yok. Ee, dolayısıyla bizim bu dövizi bir yerden halletmemiz lazım. Ve en önemlisi piyasada güven gelmesi için, insanların ellerindeki dövizi bozması ve piyasaya inanmaları için e, şu an beklenti kuru serbest bırakılması. Ben demiyorum ki 50 olsun, 60 olsun, 80 olsun, 100 olsun. Şimdi zaten bakın ekonomi yani şunu çok iyi biliyorlardı. Bugün sabah itibariyle biz ekonomiyi tekrar baştan yapacağız. E, Mehmet Şimşek'i görevden alacağız deselerdi dolar zaten sabah itibariyle alıp başına gidecekti. Artık kaç olacaksa 50'ler mi 60'lar mı 70'ler mi 100'e mi giderdi bilemem. Ama bunu da zaten göze almadılar. Yani gitmesini e, göze almadılar ve dolayısıyla yapmadılar. Böyle bir şey olmadı. Şimdi burada e, e, bu riskin devam ettiğini düşündüğümüzde bir yerde vatandaş ve piyasa şunu bekliyor. Şimdi piyasa diyor ki sen dövizi serbest bırak. Tamam dövizi serbest bırak. Yani dövizin serbest bırakılması lazım. Serbest piyasa koşullarında ne olacaksa o olması lazım. Sen güven vermeyi bakacaksın. O güveni vereceksin. Sonra bırakacaksın. Kim bozarsa bozar ki insanların bozması için belli seviyelere gelmesi lazım. Sonra yabancı gelir. Ha bunların hiçbirini yapmadın. Bu borçlar nasıl ödenecek? Bu para nereden bulacak? O zaman IMF'e gideceksin yani gizli IMF geldi işte bu işler arka planda dönüyor ben tam olarak buna inanmıyorum çünkü IMF geldiyse bu kuru neden tutmaya devam ediyoruz etmememiz lazım ki IMF de gelse bu kuru serbest bırak diyecek yani çünkü hala manuel yöntemlerde sen bu işi hallediyorsun yani bizim para bulacağımız ve bu işleri düzenleyeceğimiz yerlerden birisi de IMF tarafı bir seçenek olur demiyorum bakın bir seçenek ama en nihayetinde e, bu şartların sağlanması ve kurun serbest piyasa şartlarına dönmesi, serbest piyasa kurallarının uygulanması gerekiyor. E, birinci şu anda yapılması gereken öncelik bu. Bunu bir şekilde bir noktada yapacağız. Yani bunun kaçarı göçeri yok ya da işte IMF gelecek o yapacak. Ya da e, başka bir şey başka bir şeydi ama sonucu değiştirmeyecek. E, evet. Borsa güzel başladı. Borsa güzel başladı. Ee, neden? Dediğim gibi borsa hani güven bir değişim olmadı, ekonomi yönetimi devam, seçim belirsizliği kalktı. Şu an hani e, açılışı güzel yaptım e, ve bu, bunu burada bırakalım. Türkiye'nin 5 yıllık e, evet CDS'miz de 3.7 puan düştü 306 seviyesine geri, gerilemiş durumda. E, CDS'ler ne oldu? İşte bir miktar düşüş oldu. Tabi bu bugünün açılışı devamını da takip ediyor olacağız arkadaşlar. Buradan atladığım bir şey var mı bilmiyorum. Lütfen soru yorumlarınızı aşağıya bırakın. Şimdi diyeceksiniz ki işte hocam altın ne olacak? O olacak? Bu ne olacak? Peki ne olacak? İşte arkadaşlar dövizi söylüyorum. Şimdi zaten döviz kurdaki beklenti bize baktığımız zaman kur çıkarsa zaten altın da çıkacak. Gram altına da yazacak. Çünkü gram altında ondan etkileniyor. Yani dolar çıktı altın da çıkacak anlamına geliyor. Dönüyoruz. E, Ons'a bakıyoruz. Ons altın birazdan değineceğim. 2260 dolar. Çok güçlü bir ons altın var. Dünyada altın fiyatı çok güçlü. Burada sadece Amerika faizleri indirecek durumu yok. Jeopolitik riskler var. Dünyada Rusya ile başlayan bir terör olayı var. Yani Bir korku var Avrupa'da e, birçok yerde. E, acaba terör saldırıları olur mu? Ee, acaba 3. Dünya Savaşı'na mı gidiyoruz yani dünyada jeopatik riskler çok yüksek dolayısıyla bu altını güçlü tutmaya devam ediyor sadece bir FED'in oradaki faiz indirimiyle ilgili beklenti değil bu bunun altını çizelim ee, olsa da yukarı yönlü beklentimiz var ee, dolarda da var ee, o zaman gram altın o zaman gram gümüş öyle değil mi yani bunlar ön planda olmaya devam edecek yükselecek yani ee, borsa borsada da beklenti biz, e, önümüzdeki bir yıl içerisinde e, burada programda bir değişiklik yok devam edecek aşağı düşler alın fırsatı dedik alım fırsatı olmaya devam edecek ama elinizde ne hisse var onu lütfen bir daha kontrol edin ne tutuyorsunuz yanlış bir hisse de uzun zaman beklerseniz e, orada yine hiçbir şeyle karşılaşmazsınız yine yükselmez doğru yerlerde burada doğru yer ne, nedir derseniz biz 30 e, içerisinde e, ki hisselerde Önümüzdeki dönem, e, örneğin ulaşım gibi öne çıkacak e, hisselerde, şirketlerde pozisyon e, almak daha mantıklı gibi duruyor. E, şimdi biraz e, hızlıca dışarı değinmek istiyorum. Çok hızlı bir şekilde çünkü... Bu hafta küresel piyasalarda Amerika tarafında da ne var? Amerika tarafında da arkadaşlar e, istihdam verileri gelecek. Bir kere bizim için çok kısa geçeceğim. Hızlı bir şekilde geçeceğim. Çünkü bunu özel olarak değinmemiz lazım. Bir içeriği biraz uzun tuttum. E, 3 Nisan enflasyon. Türkiye'de enflasyonu bekliyoruz 3 Nisan. Ve biz bu ay Merkez Bankası'nın politika faizini çok konuşacağız. Yani faiz kararı çok konuşacağız ama bu hafta 3 Nisan'da enflasyon beklentimiz var ve Mart ayında yüksek bir enflasyon bekliyoruz. Tabii TÜİK ne açıklayacak. İşte bakın aslında bu enflasyon açıklamaları da çok önemli. Artık burada şeffaf bir şekilde doğru rakamı açıklaması, vatandaşı ikna etmesi gerekiyor TÜİK'in. Diyeyim, bunu burada bırakayım. Şimdi küresel piyasalarda pazartesi itibariyle başlayalım. Pazartesi günü Amerika tarafında PMI verileri, ISM imalat PMI'yi gelecek. Burada PMI tarafında bir tık yükseliş beklentisi var. Eee imalat tarafında da yine yükseliş beklentisi var. Yani PMI tarafı güçlü. Ee, geliyoruz 2 Nisan'a Amerika'da fabrika siparişleri var ee, en önemlisi Jobs verisi gelecek iş imkanları ve iş ilanları sayısı saat 17'de gelecek 8 milyon 790 bin beklenti var geçen aya göre bir miktar bir tık düşüş bekliyorlar ufak bir beklenti bu. 3 Nisan'da yine Amerika tarafında özel tarım dışı istihdam ADP gelecek. Orada da bir miktar yükseliş bekleniyor. Hizmet piyabayı gelecek. Yine aynı gün Powell'ın konuşması olacak. Ve 5 Nisan'a geldiğimizde de tarım dışı istihdam verisi gelecek. Amerika'dan tarım dışı istihdam verisi. 205 K bekleniyor. Oldukça düşüş. Ciddi bir düşüş beklentisi var. 275 K idi geçen ay. Bir düşüş beklentisi var arkadaşlar kazançlarda da yıllık kazançlarda da bir düşüş beklentisi var 4.1 yine aylık kazançta ama bir miktar yükseliş bekleniyor işsizlikte 3.9'da korunmuş durumda şimdi bunlar da ne çıkarmalıyız daha ayrıntılı bir şekilde anlatırım size yarın ama şöyle söyleyeyim cuma günü e, PCA verileri geldiğinde beklentiye paralel geldi Dolayısıyla bu altın için kötü bir haber değildi zaten. Bugün Amerika piyasaları yani sabah küresel piyasalar açıldığı zaman küreselde altın zaten yukarı çıktı. Ee, Amerika piyasaları Cuma kapalıydı. Bugün açıldığında e, burada çok olumsuz bir tepki beklemiyorum. Ancak Paul'un konuşması vardı Cuma günü. Kimisi Şahin dedi, kimisi Güvercin dedi. Ben çok Şahin e, bulduğumu söyleyemem. Aynı şeyleri tekrarlattı. Verilere bakacağız dedi. E, ve burada artık önemli olan şu olacak. Yani e, veri güçlü geldikçe, güçlü veriler başta enflasyon olmak üzere. Güçlü veri e, Fed'in faiz indirimlerini acaba 3'ten 2'ye mi düşür? Acaba Haziran'da değil de sonrasında mı başlar bizim önümüze getireceği için e, güçlü veriler bir anlamda piyasada e, satış e, etkisine sebep olur. Kesin %100 olur diyemem. Çünkü şu saatten sonra şu beni düşündürüyor artık. Yani e, e, piyasa bugüne kadar nasıl geldi? Veriler güçlü de gelse, öyle de gelse, işsizlik yüksek de gelse e, piyasa için yukarı gitti. Ve de bize şunu söyledi. Evet. Resesyon da olmayacak. Hani benim anladığım o. E, istihdam güçlü, ekonomi güçlü ve enflasyon düşüyor. Çok da acelemiz yok. Bu enflasyon istediğimiz seviyeye gelecek. E, faiz indirimleri de bu sene başlayacak. E, ama ne zaman başlayacağını işte göreceğiz, bakacağız dedim. E, dolayısıyla şimdi bu haftaki özellikle tanımış verisi zayıf beklendiği için piyasa için eğer beklendiği gibi gelirse e, pozitif olur. Onu söyleyeyim altın açısından tabii PMI verilerin güçlü olması da çok kötü değil. Çünkü burada bir sıkıntı çok piyasa bunu ne diyeyim size, hani bir resesyon gelmeyecek zaten beklentisi var. Daha çok istihdam tarafı önemli olacak. En önemlisi cuma günü ücretler tarafı biraz enflasyonla ilgili bize bilgi verecek. Joltz yine istihdam için önemli. ADP bizim için bu hafta için yakından takip edeceğimiz veriler olacak. Burada tabii altına tekrardan bir şey değinmek istiyorum. Altın 2260 dolara, altında jeopolitik risklerin vurgusu çok yüksek. Yani yükselmesinin altındaki en büyük etken bu. Dediğim gibi sadece faiz indirimleri değil arkadaşlar. Bu hafta volatilite olur mu? Evet olur. Ons altında artık önümüzde 2350 e, dolar e, durumu var. Yani 2350 yolu açıldı. Direkt oraya gitmeyiz. Dirençleri geçe geçe e, gideceğiz. Dolayısıyla e, Altının yine söyleyeceğim aynı cümle. E, hani aşağı düşüşler ola ki bir düşüş oldu. E, artık hani 2074'leri çoktan bitirdik. 2149-150'leri bitirdik. Hani Aşağı düşüşler alım fırsatı olmaya devam edecek. Özellikle gram altın tarafında. E, gram altında e, ne diyeyim hani bu dolardaki beklentimiz özellikle. Gram altında bu sene çok ciddi bize e, çok ciddi rakamlar çok inanılmaz acayip rakamları önümüze getirecek ben telaffuz etmek istemiyorum çok hani burada e, şey yapmamak adına e, ama e, bizim tahminlerimizin çok ötesinde çok ciddi rakamlar önümüze e, gelecek sinyali var arkadaşlar önemli bir sinyal e, bu geldiğimiz noktada. Evet benim atladıklarım varsa lütfen siz tamamlayın herkese vatana millete seçim sonuçları hayırlı olsun diyelim burada bitirelim güzel kazançlı ve sağlıklı keyifli güzel bir hafta diliyorum şimdilik bu kadar görüşmek üzere efendim